Hop ses deneme 1-2-3 bakayım OBS'te ne oluyor. Evet arkadaşlar farklı bir mekandan herkese merhabalar. Ee, kişisel bilgisayarımı aldım yayın setabına çevirdim anasını Zaten öyleydi de kamerama merhaba bağladım. Ortam biraz farklı gelebilir. Ne alaka lan burası demeyin. Ee, canım böyle oyun oynamak istediği zamanlar oluyor. Gazdan girip oynuyorum. Sonra hep de diyorum ki ulan. Hep canlı hep canlı hep canlı bir yere kadar. Biraz şöyle çil takılırken de video at kardeşim. Bir de son dönemlerde sadece... Böyle e, rp rp dönüyor kanalda canım sıktı yani böyle bir hoşuma gitmedi. 200 tane rp videosu var altında hala insanlar rp bazıları eksik geliyor gibi sanki git yayından izle lan Allah Allah gibi durumlar söz konusu olduğuna ötürü. Ben de farklı bir şeyler oynamak istediğimden ötürü ve de tabi Twitch kitlesine yani karma bir kitleye hitap etmeyeceğini düşündüğüm bazı oyunları böyle off stream oynayıp kayıt alma düşüncesine kapıldım ve şu an onu yapıyorum. Canlı farklı olacağım ister istemez. Yani farklı bir insana bürünemem de. chat yok, bir şey yok. Hani sürekli bir şeylere tepki vermek gibi zorunluluğum da yoktur diye düşünüyorum herhalde. Çok bilmiyorum oyun videosu çekmeyi. Uf, bakalım ne olacak. Şimdi karşımızda <laughs> Medieval Dynasty var. Çok tatlı bir oyun. Çok keyifli, çili bir oyun. Aksiyon yüklendim bilmiyorum. En son oynadığım zaman bir 7 ay, 8 ay öncesiydi. ...ve de güncellemeler çok yoktu. Nitekim şu an varmış diyebiliyorum. Hele ki o koşma problemini engellemişler. At koymuşlar diye biliyorum ya da öyle gördüm. Hikaye bu. Ee, oyunun ne oyunu lan bu diye soracak olursanız... ...bu orta çağ oyunu ve de orta çağda size... ...kendi krallığınızı kurma imkanı veriyor. Böyle Kingdom Come Deliverance grafiklerinde o ayarda... ...ama daha rust, vari bir oyun. Yani daha craft'a açık bir oyun... Böyle insanlarla olan ilişkilerinizi yükseltiyorsunuz. Ee, işte kasabanızı kuruyorsunuz ve oraya e, o ilişkilerinizi arttırdığınız kişileri çekmeye çalışıyorsunuz. Ve orada bir üretim başlıyor. Mevsimler geçiyor. Ee, geliştirdikçe gelişiyorsunuz falan filan öyle gidiyor. Ben de öyle sonuna kadar oynamadım oyunu. Şimdi yeni oyun açacağım. Özelleştir e, özelliği gelmiş. Bakalım mevsim uzunluğu diyor mesela. Mevsim atlama yani 3 oyun günü olduğunda bir mevsim atlıyor ya. Bunu kısalım lan bu çok bayar adamı. 2 yapalım. Vergiler %100 bina sınırı bitire, bitire. Ee, hikayeyi direkt skipleyeceğim. Size özetleyeceğim ben. Baymayın orada. Hatırladığım hikayeyi söyleyeceğim. Umarım çok patlamıyordur sesim ya. Ağzımın içine koydum mikrofonu. Vatandaşlık odun ihtiyacı. Bunları bozma. Hayvanlar SP. Şu hayvanları biraz arttırayım lan. 100 100 100 ya. Hasarı bozmayalım. Etkinlikler tamam tamam. Susuzluk bunlar kalsın. Realistik kalsın oyun. Oyunu başlat. Evet. Şöyle bir giriş yapsın adamın adını hatırlayayım. Bromir miydi, Bromir miydi, neydi ya? Tatlış bir hikayesi var. Ben bunu size özetleyeceğim şimdi. I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. Çöpü sen atarsın değil mi senin? Yok o evim küçüktür lan o. Adın ne oğlum senin? Then, the war came. I... lost everything overnight. last remember father pushing away, yelling hikaye. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered. Uzatma lan. Şimdi. Bu arada evlilik, evlenme falan bile var. Bu reisin adına bakarız da. Dayı bir çiftçi. Genç delikanlı bir çiftçi. Ee, bir gün bir savaş patlıyor. Ondan sonra anasını babasını kaybediyor falan. Her şeyini bir gecede kaybediyor söyledi. Daha sonrasında e, aklına Kuzey topraklarındaki amcası geliyor. Amcası da baya baya böyle servet edinmiş bir toprak reisi gibi bir şey. Hatırlamıyorum ya öyle bir şey. Ondan sonucuma aklına o geliyor. Annesinin anlattığı bir hikayeden. Bu da pılını pırtını topluyor. Gerçi toplayacak pek pılı pırtı yok ama... Kuzey topraklarına geliyor. Nereye geliyor... Postovi'ye geliyor herhalde. Ee, ve burada yeni bir hayat kurmak istiyor. Hikaye bu. Biz de şu an tam olarak oradayız. Sol altta açtığımız susuzluğumuz, stamina'mız falan var. Ee, üstte pusulamız var. Bakalım. Tabde bilgiler varmış. Envanter, beceriler, günlük, harita. Bunları oynarken gösteririm zaten. Envanterimizde işte kategoriler de mevcut. Sağda barlarımız var hızlı erişimlerimiz var. Racimir karakterimizin adı. 18 yaşında aslan gibi bisiklet şu an. Tecrübesiz, bakir. Henüz sevişmemiş. Ee, burada bahar şey mevsimindeyiz şu an. Bahardayız. Birinci yıldayız. Falan filan böyle gidiyor. Yönetim dediği yer işte bizim olur da bir kasabamız olursa ki olacak. Oranın kontrolü buradan sağlanıyor. Teknolojimiz e, nelere sahip olduğumuz ve bunlar tabii oynadıkça puan olarak artıyor diye biliyorum. Experience sistemi. Nefesim kesiliyor. Allah Allah. Canlı yayında böyle olmuyorum ya. 246 metre sonra göreve varıyoruz. Haritamıza bakalım. Haritamızda da eş i̇şte yok gibi. Var mı lan yoksa? Sanki var ya. Neyse. Büyük bir harita ama A, Q. Q'da kısa yollar varmış. Oyun oynadıkça görelim ne olduğunu, ne detaylara sahip olduğunu. İyi ortam fena gözükmüyor ya. Kayıt yalnız 20 dakikada bir şey kamera kapanıyor. Onu ...atlamamam lazım. Hemen kısa yollan lan gidelim. Ya da realistik oynayayım ya. Baştan söyleyeyim... Off stream oyunlarda kendimi germemek için... ...daha doğrusu şu an şu oyunu... ...dinlenmek için oynadığımdan ötürü... ...biraz böyle esler vererek... ...böyle arada bir dalarak... ...işte ne bileyim... E, ...hikayeleri okuyarak, görevleri okuyarak... ...geçirebilirim. Böyle pat 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 oynamayacağım. E, oyunun en zevkli kısmı... ...zaten ağırdan almak. Gelişim tamamlamak. Evet köye geldik. Yeni bir hayata doğru kale muhafızı ile konuş. Kale muhafızının konuşması bayar sizi. O yüzden hızlı geçiyorum. <laughs> Az önce söylediğimle çeliştim. Yok yok buralar sıkıcı. Buraları geçeceğim çünkü anlatıyor işte. Senin diyor amcan mıdır dayın mıdır nedir öldü diyor. Kardeşim boşuna kovalama diyor. Ama diyor çok kral adamdı. Ee, i̇şte bir gün bir yerden bir yere bilmem ne mallarını götürürken bunu diyor haydutlar sıkıştırdı ağzını burununu kırdı öldürdüler diyor ama şerefli bir şekilde savaştı diyor onuruyla öldü diyor ee, insanların ona borcu bile vardı diyor tabii ölen adamın arkasından ne borcu alo Neyse iyi ki geldim buraya diyor diyor ki bu topraklarda istediğim bir yere çök kardeşim diyor vergilerini ödediğim müddetçe sana diyor dokunmam burada mis gibi yaşarsın diyor nerede lan bu adam Allah Allah 20 metre içeride herhalde İnşallah kasmıyordur oyun FPS drop falan varsa yanarım ha. Bir bilgisayar çünkü diye bağırıyor. Unikost, alnost, hoş geldin. 55 yaşında, sempati %50 işte. Bu çok önemli arkadaşlar. İnsanlarla güzel iletişim kurarak sempatiyi arttırıyoruz ki yarın öbür gün köyümüze, kasabamıza çekebilelim diye. Şimdi ben burada pıt 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 geçiyorum. Geç mi kaldın? Annen Kuzey'e gelip zengin olduğunu söylemişti. Ondan sonra peki ne oldu? amcamla nasıl öldü? İşte bak ne diyor? Muazzam bir dolu. Ne diyorsun oğlum? Yani yük arabasına haydutlar tarafından işte saldırı düzenlendi falan. Basit aletler üretebilir. Gerekli malzemeleri ormandan toplayabilirim. Diyor ki para kazanmak istiyorsan kasabaları dolaş. Eğer diyor para kazanmak farklı yolları para kazanmanın farklı yollarını arıyorsan git diyor mantar topla bilmem ne topla. Gel onları sat diyor. Ticaret yap diyor. Bu kadarı kafi ee, bilmem ne bilmem ne bize bir tane de çekiç veriyordu galiba bu. Ev yapmak için ağaç kesebilirsin. Çatı yapımında kullanılan kamış da nehir kenarında yetişir. Yani diyor ki yerleşeceksen, ol ağacın olduğu ve de dereye yakın bir yere yerleş ki asıl kullanman gereken malzemeleri kolay bul diyor. Ee, tamam bu taktiği unutmayalım. Ha ahşap çekici verdi. Tamam özel bir şeymiş. Burada da bir bilgi verdi. Allows access to inventory skills, journal, map management and technology for their functions, functions and information they provide. Ne diyorsun oğlum? Tamam işte tab menüyü gösterdi. Burada Q'ya bastığın zaman diyor hızlı zımbırtılar var diyor. Inspector modu hatırlıyorum. Bu çok önemli. Bunu arttıracağız, geliştireceğiz. Çünkü toplanabilir şeyleri, kaynakları left alta basılı tuttuğumuz zaman gösteriyor bize. Çok hayat kurtarıyor. Bununla geç. Evet yeni görev. Bölüm 1. Yeni bir başlangıç. Oyun burada başlıyor arkadaşlar. 8 dakika olmuş. Hadi inşallah hiç kesmeyeceğim lan bu videoyu. Evet bakın genelde şöyle üstünde bir takım bilgiler olan kişiler. Mesela Niestenka. Lan bununla evleniriz biz ya. Selam yabancı buralara yeni geldin sayılır. Henüz kimseyi tanımıyorum senin için ne yapabilirim? Size bir şeyler söylemek istiyorum Güzel Hanım. Sinek yeni bir yerleşim yeri kuruyorum bana katılma. Geç daha kurmadın. Bekar bakar mısın? İki dakikan var mı? Öküz. Bir şeyler söylemek isteyelim. Üzgünüm seni kadar tanımıyorum. Bakar mısın diyelim. Tabii ki buyur. Son zamanlarda hiç dedikodu duydun mu? Bu kadın dedikodu sevmez. Avcılığa merak saldım. Tavsiyen var mı? %52 art %2 artış aldık. Üzgünüm pek bilim yok. Of. O geyik eti için neler yapmazdım var ya. Öyle leziz ki. Pardon ne diyorduk? Seni yerim kadın. Bakar mısın? 2 dakikan var mı? Bir de yerleşimi soralım. Şöhretin %50 50'lerini duydum. Böyle devam edersen teklifini değerlendirebilirim. Gereken şöhret 50. Tamam yani. Diyor ki bir kasabam olursa. Niestanka'yı bizim mekanı çekebiliyoruz. Canımsın. Eşin. Bir eş bulmak için önce 18 yaşından büyük, bekar bir kadın gezgin bulman lazım. Sonrasında flörtleşme seçeneğini açmak için o kişiyle olan sempati seviyeni 60'a yükseltmelisin. Ardından karşıdaki kişinin kişilik özelliklerini analiz ederek onu nasıl etkileyeceğini çözmeli ve ona göre flört etmelisin demiş. O iş bizde. İlgi seviyesi artık o kişiye evlenme şansı evlilik tekniği kabul edildi. Anlanan yeni çıktırayı tanına eşin sayesinde bir varisino oddayı aynı zamanda becerinde ancak eşin. Ne demiş? Aynı zamanda becerilerini de ancak eşin sıfırlayabilir. bu böyle baktığıma bakmayın yani Yokladım yani. Bunlar kimmiş? Suligost, Muligost, Unidost lan bebe. Olga ne yapıyorsun lan? Bu her oyunu gördüğümde onu hiç bayılıyorum ya. Etraftan bir şeyler çalabiliyoruz ama tabii ki de yapmayacağım. Şimdi. Bize basit görevler verdi. Başlangıç görevleri. Bölüm 1 yeni bir başlangıç. Çubuk, taş, taş baltı, ağaç kes. Hasır ilk evini inşa et. Diyor ki bunları yap. Tamam. Q muydu? Ee, el zanaatı bina... Yok. Ya neydi lan? <laughs> Oğlum. I. Olur. Nerede bizim şey? Ahşap çekiç. Şunu... Tamam. Böyle koyuluyormuş. laf Yemeklerimiz falan var. Kurutulmuş etimiz var. Basit meşe... Tamam. Biz o zaman ee, çubuk toplayarak başlayalım. Crafting yardırsın. Çubuk. Üç tane. 5 tane. Sarı çök kardeş. Bu neymiş? Çubuk bu da. Taş da bulacağız. Şimdi bu çubuklarla craft yapmayı falan hiç hatırlamıyorum bu arada. Ha, yani onlara bakmam lazım. Bak taş. Al. Al. iki Taş görevimiz bitti ama biz gene de toplayalım biraz daha. Ee, şimdi ip yapmak için... Oğlum %70'lere çıkıyor CPU. Ağrıyor makine. İnşallah drop yoktur Allah'ım. <laughs> Lütfen. Bir de seedlerimiz, kamışlarımız var. Seed değildi lan başka bir adı vardı. Kamış toplayacağız. 20 tane hasır topla diyor. Hasır mı? Kamış mı? Ne lan bu? İp yapacağız bunlardan. Yo ip yapmıyoruz. Kurutuyoruz. Bir şey yapıyorduk. Bakalım. Ben geçmiş unutsam mı ya? Şu an bu oyunu ilk defa oynuyorum. Dereden su içebiliriz. İçelim. O alttaki barda olacak. Koçum benim. Tamam bu da yeterli. Ağaç kesiyor, diyor. Taş balta yaptı. ilk evini inşa et diyor. Tamam biraz daha aldık mı? 43 daha nasıl bize yeter. Şimdi Q. Bina el zanaatine gel. El zanaatinden taş balta yap. Tamam. Yaptık. Şimdi gel bakayım taş baltaya. Koy şunu ikiye koymuş zaten. Çıkar elinden. Heh. Şimdi arkadaşlar diyor ki Kardeşim şu hasırları topladık ya bak loot yaptığım için sağ kalım seviyem arttı. Becerim arttı yani. Şuradan bir şey aldık sağ kalım bilgisi. Sağ kalım aktivitelerinden %5 daha fazla tecrübe kazanılır. Duygusuz sıcaklığa direnç 2 artar boşver soyunuruz. Zehre, zehre karşı direnç siktir et. Biz sağ kalım bilgisini çökelim alalım bir puan ona verdik. Daha çok tecrübe alalım ki daha çok atlatalım mevzuyu. I, vallahi köprü burada. Haritaya da bakalım. Şimdi biz Gostavya'ya yakın olalım. Borovo mudur nedir? Buraya da yakın olalım. Yoksa direkt şuraya çöksek, gelsek mi? Eskiden şuraya kurulmuştum. Yer de kötü değildi. Asırlara göre hareket edeceğim. Dur bakalım. Şuradan kıyıdan gidelim. Nerelerde asır varmış. Ram... Barabam, bam, bam, barabam, bam, barabam, bam, bam. Allah pek hasır yok gibi ya. Hasır yok. Ben o zaman ben değişiklik mi yapsak bilemedim be. Stoklarsın be oğlum. Stoklarsın, gidersin koyarsın. Ne uğraşacaksın ya stoklama? Amak meyve. Ben buraya kurulmuştum arkadaşlar. Yine oraya kurulabilirim. Bak tam şuraya. Yol ayrımının şurası gayet hoş duruyordu. Bence biz buraya bir girişelim. Akçağa çıkıralım. Şu görevler bitsin. 5 tane ağaç kesmemi söylüyor. Tabii önce mekanı düzlememiz lazım. Stamina bitti. Çok güzel tarım yapabiliyorsun. Bir güzel abi işliyorsun toprağını. Mevsimine göre tohumunu atıyorsun, suluyorsun. Ondan sonra hasat alıyorsun. Gidiyorsun onları satıyorsun. Baya baya şu an kendi köyümüzü inşa edeceğiz. Ve medieval ortamda. Harika değil mi? Mantarlar toplayacağız. Eşimiz olacak. Çoluk çocuğumuz olacak. Köyümüzü aldığımız insanlar ne görev verirsek onları yapacak. Hep beraber yaşayacağız ya. Ona belki de savaş çıkacak. İnsanlarla savaşmak zorunda. Birbirimizi öldürmek zorunda kalacağız. 4, 5, Tamam burayı da kırdık. Bir oyun takılıyor gibi ya. Arkadaşlar ilk videonun günü olmaz. İlk videonun günü olmaz tamam mı? Birazdan da kameram gidecek ona bakıyorum sürekli. Beş tane kırdık. İlk evini inşa et diyor. Kardeşim ben ilk evimi inşa etmeden önce bir kere ortamı bir temizleyeceğim. Şu bir. Kütük. Tamam. Çubukları da al. Çubukları da al. Temizle. Mekan temizle. Bir. 2 3 4 bu oldu galiba küçükler Al dediğine göre. Hayır, mekan güzel ya buraya kuruluruz. İlk evimizi yapacağız, sonra salacağız. Tamam bunu da kırdık. Bir yerlerde daha var ama şu var. Onu da kıralım. 61 tamam kardeşim. Diren oğlum. Yayın bilgisayarımda olsam böyle sorunlarım yok tabi ama şimdi evi böyle şeye kuralım. Hani yol geçen anı gibi olsun anladın mı? Yoldan geçen adam o güzel yuvamızı görsün ve desin ki ulan bu köyde ben niye yaşamıyorum? O yüzden diyorum ki şuraya kuralım. Taşlar sökülüyor mu ya? Evet binalardan mahsul avcılık ayıklama ev. Birinci evine yeterli kaynak yok. <laughs> sen öyle san. Sen öyle sanalım ya. 1 2 3 kütük 4 5 kütük 6 Tamam şu an yeterli malzemem var. Q'ya basıyoruz, bina diyoruz, ev diyoruz. Sonra basit evi çakacağım. Şöyle nereye koysak? Tamam şöyle Hadi burada dursun. Oy. Şimdi evi koyuyorsunuz ama evi koyduğunuz zaman ev oluşmuyor tabi. Buna malzeme getirmek lazım. Üzerlerinde ne olduğu yazıyordur. Tabi çekici geçersek. Bir şeyler Ali. Evet. Tamam bir toplantı. Yine bir toplantı daha çıktı. Q değil bir. Çekici aldığımızda ne diyor? Kütük kardeşim. Çubukla Eee çubukları yerleştirip sonra kütüğü koyarak, koyarak da tamamlayabiliyorum. Geç 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 geç. çubuklarımız varken döşeyelim. Dün ayıptır söylemesi 4 saat uyudum. Çok yorgundum. Bir sürü işim vardı. Yayın da açmıyorum bu aralar. Biraz kafa dinliyorum. Ve bir yandan da tabii biriktirdiğim işleri yapıyorum. Fakat böyle o yorgunluğun üzerine bir yatayım dedim. Ulan 3 saat uyuyabildim. Garip. Yani artık beden sistemini bozdu. Beden diyor ki kardeşim Böyle bir yaşantı yok. Olmaz. Adam ol, insan gibi yaşa diyor. Bana onun çağrısını veriyor. Ben de bu doğrultuda bir karar verdim. Standart, düzenli aldığım kararlardan. Ve detoks paketi aldım kendime. Diyete başlıyorum. Üç günlük bir detoks programı. Ondan sonra da ketojenik diyet programı. Kendim yapamıyorum ya. Artık o sistemden çıktım. Dedim sen zaman bulamıyorsun. Şimdi bir tane yemek firmasıyla anlaştım. Ketojenik diyet paketi aldım. Pazartesi günde o başlıyor. Bakalım bir şeyler deneyeceğiz gene. İnşallah yaparız. Kendine inanmıyorum. Kütükleri en sona bırakıyorum. Evi tak 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 halledeceğim. İlk evimizi yapalım da. Bak hasır çatıya gidiyor. Şuralara da daya çubuk. Güzel. Bunu rengini değiştirmişler. Bak yeşil oluyor bir şeyler koyunca. Anlamıyorduk eskiden. Kamera kapan da bir görelim be. Biz skill atladık mı atlamadık. Ve güzel kasabamızın ilk evini yapıyoruz. Hep böyle bir hayat yaşamak istedim. Bak da. Çubuklar alak da. Kütük de Allah bir FPS kayıp gibi inşallah sıkıntı yoktur. Şimdi kütük leri koymadan önce şöyle bir bakayım. Burada bir şey yok. Buraları da bir dolduralım. Zaten koydu. Bak gördün mü? Kütüğü koyunca iş bitiyor. Şimdi oyun böyle başta meh gibi geliyor. Böyle olan ee tamam falan gibi geliyor ama o kadar güzelleşiyor ki sonra. Gerçekten işletmeye başladığınızda bambaşka bir mevzu oluyor. Onu bekliyorum. O yüzden ilk evin bir cacığı yok yani. Sadece alıp kuruyorsun. Ama sonuçta kasaba seninmiş gibi hissettiriyor yani. Staminam dolana kadar ve bir şeyim dedim de. Aa, aa bu gelmiş. Camı olan duvar. Var mıydı ya? Çıktı da. Kuralım mı? Evet, building yaparken bir tık kasma hissediyorum. Bu umarım bilgisayardan kaynaklı değil. Oluyor gibi. Bitiyor gibi. Vallahi bak sırf Instagram'dan böyle böyle bir şey yapacağım dedim diye ayıt alıyorum. Normalde ölümcül yorgunum. Bugün bir de röportaj çıktı. Bu aralar röportajlara abandım. Yani önceden işte zaman bulamıyorum deyip insanlara bir tık ekiyor gibi gözüküyordum. Ulan bari ya lan zaten dili gibi yayın yapıyorsun. Diğer işlerine de bak. Hep işte açıklama ihtiyacı duyuyorsun böyle. E ee? Eee kardeşim bir tane kötüye işi bitiriyoruz çubuğu var. Kütük kalmadı mı ya? Şu tarafta vardır. Şimdi ben oyunu böyle küçük küçük çekeceğim ama bunu böyle minnak seriler olarak düşünün. Kafa dağıtmalık. Twitch'ten izleyemeyeceğiniz. Kır kardeşim sen de yoksa ya. Şurada ağaç kalsın güzel duruyor. Küçük gibi duranı kıracağım. Böyle ben akşamları falan gece Saat böyle 4-5 oluyor mesela. Bütün işlerimden daralıyorum. Diyorum ki ya oturayım biraz oyun oynayayım. İşte öyle zamanlarda starta basıp kaydedip hemen upload'a bırakacağım. Şimdi montajer rahatsın kardeşim. Eski günlerime dönüyorum. Sen RP'leri ayıkla. <laughs> Çok kanser şu. Bunları ben uploadlarım. Hiç kesme hiç mi yapmayacağım. Bam güm. Bu da böyle kalsın. Yapıştır. Hop. İnşaat tamamlandı. Ufak basit ev. Bir hep puanı aldık. İlk ee, ilk görevimizi bitirmiş olduk. Şöyle bir bakacağım tabdan. Ee, yönetim. Yönetim gelmiş mi? Ev. Bir tane evimiz var. Ufak basit ev. Kişi sayısı 3 kişiye kadar yaşayabiliyormuş. Vergisi 10. Tip F. %100 durumu. Yani bir hasarı yok. Bu şekilde başlamış bulunduk. Ve ilk binamızı yaptık. Tamam. Şimdi yeni görevler çıkardı. Zaten bu görevleri takip ettiğiniz zaman sıkıntı kalmıyor. Çatır çatır oyunu ilerletebiliyorsunuz. Tuzak kur tavşan tuzağı diyor bir tane. Ahşap mızrak yap diyor. Taş bıçak yap. Vahşi bir hayvan avla bir mevsim boyunca hayatta kal. Tamam. Mevsim bitene kadar yani bugün bitecek. Ertesi gün bitecek mevsim atlıyor zaten. Şimdi biraz daha serbestiz. Ee, bu serbestliği iyi değerlendirmek gerekiyor. Paraya çevirmemiz gerekiyor biraz. Benim param ne kadar? Nerede yazıyor? 50 silver'ım var. Silver yetmez bize 50 tane. Ve de görevlerimiz var. Şimdi... Öncelikle bence görev yapalım. Dur evin içine bir girek ya ev yaptık. Ay selamun aleyküm. Alın. Oo oh, bir de şöyle Bir takım karışımlarla özel yemekler yapabiliyorsunuz. Burası bizim envanterimiz. maş kalsın burada çok bir ağırlığı yok. E, yatabiliyoruz. Çift kişilik yatağımız var, tek yatağımız var. Çık baba. Ev bu. Şimdi görev yapabilir. Yani NPC'lerden görev alabilirim veya bana verdiği görevleri yapabilirim. Bence iyi ki evi inşa ettik, Bir görevi teslim edelim. Belki 3-5 bir şey verir bize. Koş baba. Burada karnımız acıkmış. Mantardan bir tane gelelim. Son su içelim. Şiş Hiç bokta olmadı lan açlıktan. Suyun güzelliğine bak. Hayvan avlama kısmımız var. İyi eğlenceli. Kafa dağıtmalık 25 dakika oldu. kamera hala kapanmadı. Yüksek ihtimal 5 dakika içinde kapanacak. Hayırlısı. uzanıp bastığım zaman açılıyor da. O reis. Dalebor. Çekil lan. Allah Allah. Hatunla konuşacağım. Haber kız. Eee. Hazreti Advan As As Asil'i gördün mü? Görüşmeyeli nasılsın diye. Ben evlendim oğlum. Ben evliyim şu an. Çok iyiyim. Sorduğun için teşekkür Çok naziksin Yüzde altmış sempati yaptı. İlgi sıfır. Dur bayim. Başka bununla ne desek? Size bir şeyler söylemek istiyorum Güzel Hanım. Artık sensiz tek bir dakika geçirmek istiyorum. Bu çok abartı olur. İşini severek yapmanı hoşuma En yüksek takdiri hak ediyorsun gerçekten. Dürüstün Hanım. Davranışlarını sevmediğin birine karşı dobra olabiliyorsun. Şimdi bu kadının huylarını ezberlememiz lazım. Ama belki tek atabiliriz. Şans sıfır evlilik teklifi tabii ki etmeyeceğiz. İşini severek yapman hoşuma gitti. En yüksek takdir hak ediyorsun. Dürüstün ayrı hanım. Dürüstün ayrı hanım demek herkesi mutlu eder. Yapıştır. Kabalık mı ettim? Böyle izin bıraksa çok bir... e, ne ya Bir şey yapmadım ki. Bir dakikan var mı? Asil gördün mü? Ay iki yüzde iki daha düştü. Ben seninle yarın konuşayım. Allah'a emanet. Nerede lan bizim görev? Suligotus. Ah burada. Alta basılı tutunca kişileri görebiliyoruz. Bunun için bir gelişim yapmaya gerek yok. Fena değil. Yerleşmeye başladığını görmek güzel demiş. Karnım tok ve insanlarla olan muhabbetim artıyor dedik. Ee, güzel güzel. Avcılığa merak saldığını duydum. Doğru mu? Doğru evet. Ormanda bayağı bir hayvan var. Avlanmam bir sorun teşkil etmiyor değil mi? Yok yahu. O? Tam aksine bile iyi oluyormuş. Dinliyorum. Cival. Ay pardon. Civarlarda tanıdık bir avcı var. İsmi Sambor. Bir kulübede yalnız yaşıyor beni pek sevmez. İçine kapanık bir zaten ama meyhaneye en son geldiğinde tehlike arz edebilecek bir e, kurt sürüsünden bahsetmişti. Onun ne bildiğini iyice öğrenebilirsen seni cömertçe ödüllendirebilirim diyor. Tamam yani diyor ki git kurtlara yem ol diyor. Bir tane görev aldık bu reisten. Şimdi Q'ya basıyoruz. Pardon Q değil. Tab'den günlüğe gelelim. Bu bizim ana görev. Hikaye görevleri neymiş? Sambor'la konuşacağız. Yan görevleri boş ver. Şimdi Burada da yan görevler var. Bunlar basit görevler diye hatırlıyorum. Hemen şunları da yapalım. İnsanlarla konuşsak mı acaba ya? Ya da sonra konuşuruz. Şişt. Aa, uyumak için ya bir hemşire tamam lan biliyoruz uyumayı. Uf. Stamina mı yedin? Becerilerde şeyde günlükte seçebiliyor muyuz ona bakacağım. Pardon günlükte değil. Map'te. Hiç seçiliyor gibi durmadı. Alvin. Alvin'le Edwin. İkiz kardeş herhalde. Bu arada böyle küçük ördekler, damızlık hayvanlar falan alıyoruz. Lan oğlum durun. Şş, alo. %50 sempati. Yardımcı ol. Sattığım malları bakayım. Bakabilirsin çekilmiş. Yardımcı olabilir miyim? Ya bana biraz zanaat materyal lazım. Sana zanaat getirir misin? Tabii kardeşim ver listeyi bana. Ne istedin? ben bende vardır lan gel. Her işten anlarım. Temiz. Hiç bakmadım bile ne olduğuna. Becerikli işi. Güzel rap aldık. Bir lavuk daha var. Şu uyumadan yakalayabilirsem. Gel bakayım Alvin'cim. Ben Rajimir, Güneyden geldim ben. Ne demiş? Seni tanıyamadım. Yeni mi geldim buralara? Evet. Devam et. Her gün tarla ekip içiyorum. Senin her gün aynı şeyi yapıp duruyorum. Tamam. Tabii ki de sıkılıyorum. Aynı şey hayatım. Tam uzatma. Önemli değil. Sıkıldığım yetmezmiş gibi de tırpanımın sapı kırıldı. Artık Ay, yaparız sana bir tane tırpan ya. Ne istedin şimdi sen? Alvin'in hikayesi teslimat adresi çubuk. Lan dur oğlum dur var var çubuk dolu. Bir tane çubuk mu istedin pezemek gidip alsaydın ya bahçeden. İyiz ya abi. Ertesi güne kadar bekle. Tamam. Şehirdeki yani bizim köydeki görevlerin hepsini bitirdik. Borovo'da var. Orayı boş ver. Buraya yeni insanlar gelmiş. Gördü. Ha bak şundan bahsediyordum. Kadının ilgi nelerde iyi olduğunu görebiliyoruz. O, o ha kamera gitti dur bakayım. Oh. Şimdi bu kadın cihazın Blacksmith'i iyi. Ya yani Blacksmith olarak geçmiyor da farklı avcılığı iyi. Tarım tarım kısmında iş yapar bu. Avcılığa götüremeyiz. Avcılık ikincisiydi. Gayet tatlış bir atın. Bu arada direkt ilişkimiz arttı. Bunu belki de oyun evlen diye zorluyordur. Sen kimsin lan? Nadmir. Bakar mısın? 2 dakikan var mı? Üzgünüm annem yabancılarla konuşmadı. Da. Ufakmış bu. Doğru söylüyor. Ee, bu avcının olduğu görev. Kurtların olduğu. Ama oraya gidersek patates oluruz. Şimdi bence uyuyalım uyanalım öyle görevleri yapalım. Hem gündüz olsun. Ya da evin oraya gidelim yapalım ya şu görevleri. Fazla çok top. Çıkmış. Stiker zaman iş yapar abi. Survival oyun oynuyorsan stick toplayacağım. Ver. Teşekkür ederim. At çok merak ediyorum. At almak istiyorum. At at. Bir de evlenmek istiyorum. Kürekle bu kütükleri kökten çıkartabiliyoruz. Tamam. Şimdi diyor ki tavşan tuzağı kur. Kuralım. Çit, mobilya, dekorasyon, yol. Yol gelmiş. Yol gelmiş. Var mıydı bu acaba? Ben yol hatır... Ah! Görev çıktı gene orada. El zanaati. El zanaatinde var mı? Yok. Geri gel. Binada yok. Çitte vardır. Çitte de yok. Çitte ne alaka? Mobilya, dekorasyon. Ah tuzak. Tavşan tuzağı. Ver baba. Aha. Gel. Gel oğlum. Tavşan vardı orada. Ahşap mızrak yap diyor. Yapalım. Bundan birkaç tane yapalım ki kesin fırlatırız. Lazım. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgi. Her torç da yap. Şimdi envanterden zaten varmış be. Enter. Oğlum ne yaptı? Attım mı? Atıyor mu? Ne yapıyorsun? efletor çıkartıyormuşuz. Tamam. Sok içeri. Sıkıntısız. Çekicimizin canı bitmiş. Diğer görevimizde taş bıçak yap diyor. Taş bıçak için ne şey gerekiyor? Malzeme. Çubuk gerekiyor, taş gerekiyor iki tane. En kolayı. Çık baba. Ver bana bir taş. Oy var ya. Torcu çıkartınca... Makine nasıl bağırıyor biliyor musun? Çalıştıramıyorum. Yeterli. Taş bıçak da yapalım. Vahşi bir hayvan avla. Beceremeyebilirim şu an. Hayırdır lan? Niye beceremiyorum? Üçe şey koy. İkiye koyduk. Ayrak düzeni karıştırma. Şunu ikiye... Lan oğlum ne yapıyorsun ya? Bu bir. Tamam. Ahşap çekiç. Tıkla. Ha böyleymiş pardon. Tamam, öğrendim. Ay Torchlu bir yapılabiliyor muydu bakayım? Şam var mı? Önümü görmüyorum ki kör oldum. Siz de görmüyorsunuz. Dön. Ben uyuyorum arkadaş. Bir günü geçirelim. Uyumak. Nasıl? <laughs> Bu ne? Bu sanki ustırtı gibi. Baş mı yoksa? Ha. Seni gördüm. Aspedim de yok var ya kesin daha fırlatacağım. Yeminle tavşan var. Ah. ayakında yakında var önünde işte. Oy! Tamam. Avımızı da yaptık. Şimdi gidebiliriz. Bir de açlıktan öleceğiz. Ne var yanımızda yemek? Kurtulmuş et. Göm. Ulle ya. Bir de kamp atışı yapalım mı? Avcılık, ayıklama, ev. Mahsul evin içinde var mı öyle bir şey? Yok depolar, zanaat, mahsul. Mobilya dekorasyonda vardır. Kamp ateşi. Her baba. Şuraya kamp ateşimizi. Bak bir de onu. Dumanı tütsün kardeş. Burada bir yaşam olduğunu görsün millet. Bak bu mantarlardan işte alıp alıp satacağız, yiyeceğiz. Bir mevsim boyunca hayatta kaldı. Yani bugünün sonunda işimiz bitecek. Ama ben yine mekana gidip görevleri teslim etmek istiyorum. O süre zarfı içinde de biraz loot yapacağım. Ne kadar loot yaparsak o kadar iyi. Kol üstünden toplarız. Topla git, topla git, topla git. Bizden iyi kasaba orada olur kardeşim. Bak kasaba ordu. Tamam koşabiliriz artık yeter. Bir e, su içelim ya. Suyumuzu da yelim o kadar iyi. Şş, ne yapıyorsun lan YouTube'daki? abi ya. Şey, oğlum videonun altına bir adam gibi bir yorum yorum yapın artık yeter ya sürekli bir istek istek. Bir yaptığım verdiğim şey hakkında bir, bir yorum yapın ya. Allah katıl açarım ha. <laughs> ne niye ediyorsun? <ne>, <laughs> Bak şimdi gün bittiği için reisle konuşabileceğiz. Yeni bir yerleşim yeri kuruyorum. Bana katılmanı gel lan. Şöhret sanıcıdan duydum böyle devam edersen tamam. Gereken şöhret 50 dediği sempati değil. Bizim şöhretimiz doğru. Size bir şey gö göstermek söylemek istiyorum güzel hanım. Buraya gelirken bundan güzel çiçekler gördüm. Hepsi bana seni hatırlattı. Romantik midir acaba? Vur bakayım. Oy bebeğim. Senden çok hoşlanıyorum. Neydim? Endamlı vücudunuza iltifat etmekten kendim ala bu sapıklık lan mı? Böyle bir endamlı vücudunuza iltifat etmeye dayanamıyorum. Bu nasıl bir meme? Bu nasıl bir kalça kıvrımı? O kız öyle bir kız değil. Senden çok hoşlanıyorum. İyi arkadaşız değil mi? Frenzonya'daki ya. Boş yapayım. Oy 70 iyi iyi. Hoşuma gitti tamam. Zorlama. Sallama kardeşim, sal. Sal ki gönüller bir olsun. Ne yaptım lan? Evet, burada nerede görevimiz? İleride çiftliğin orada. Görevimiz var, git. Aldwin'di galiba değil mi adı? <Gülüyor> <Gülüyor> Neredesin? Çükü. Bol bol koşmak lazım. Stamina artması lazım ya. Stamina hemen bitiyor. Ah be kardeşim. Kader ortağım. Ne var ne yok. İyi vallahi kanka. Annemin Jaraniva ve olan münakaşasından bıktım usandım. Kadın oğlu ve Dalebor diye kız kardeşim Olga ile uğraşıp duruyor. Onu döveriz. Bunun çocuk için yalnızca bir oyuna ibaret olduğunu anlayabiliyorum. Ben de onun yaşındayken ablası Dobromir ile oynardım hep. Şövalye olur elime de kılıç niyetine bir çomak alırdım. Şövalye olur elime de kılıç niyetine bir çomak alırdım. Ama kızın onurunun tüm gayretini de korurdum. Adamsın. Böylelikle senin de kafan rahat edecek sanırım. Tamam. Bize bir görev verdi gene. Aşağıda bir yerde. Yüksek ihtimal çubuktan tahta kılıç falan yaptırıyordu. Öyle bir şey hatırlıyorum. Yardır bakayım. Bunlar küçük küçük görevler ama genel şöhretimizi etkiliyor. iyi oluyor. Nen senin var ya. Kafanı ya ben neye basıyorum ya? Tipe bakıyor. Biz de çocuk yapak ya bir tane. Gerçi hayat yapamıyoruz bari oyunda yapalım. o da yanlış anlaşılacak yani evlenmediğim için. Lan bebe. Gel buraya. Yaşına göre çok sağlam gözüküyorsun. Bir şövalye olmayı düşündün mü hiç? Evet abi. Hayır ama şöyle epey şey duydum. Hepsini tatlı kılar yaşındayken önemli başında. Senin de sonunda Böyle şeref duyarım. Rakiple şaşırtmak için öyle duruyor. Şövalyelerin savaşmak dışında ne yaptığını biliyor musun peki? At mı O da var tabi. Ama genelde çocukları ve kadınları tehlikeden koruyorlar. Ay çocuk eğitimi. Önemli değil küçük bey. Önemli değil. Al bakalım. Reis. Hadi bak. Yallah tazdik. Git kadınları kurtar. Geri dönüyoruz gene. Bir görevimiz daha var. Şimdi kasaba ufak ufak bizi sevmeye başlıyor. Götüm götüm adımızı duyurmaya başlayacağız. Ondan sonra burada ne kadar işçi var, ne kadar adam var hepsini kasabama çalacağım. Burası da batacak. Sen değil misin oğlum görev? Sorunu çözdük kardeş. Bak %60'a çıktı sempati. Evet onu bir çubukla köyde koştururken inanılmaz ikna kabiliyetin olmadı. Öyledir kardeşim. Rica ederim bazen bana annesi... Yok <laughs> ya... <laughs> Evet bakalım ne görev vermiş. Eee günlükten bakacağız. Azlama mı? Bir sonraki yazı bekle. Azlama ödül alacağız. Vay be kardeşim ya. Tamam. Şimdi mevsim atlamadan bence biz birkaç tane mızrak yapıp yardıralım bu bizim avcıya gidelim. Avcıya gidelim gitmesine de. Benim acaba malzemem var mı? Yok, kütük istiyor. Ben bu köyü yarıma duman etmez miyim? Yolda ederiz. Bir de bir mevsim hoca yatta kal. Tamam biz şu görevi seçelim. Bak bunu seçtiğin zaman map buna dönüyor. Çok iyi. Tamam. Bak yine yanlış şeye basıyordum. Sen kimsin bebeğim? Ram 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 Buradan bir odun bulalım da mızrak yapalım. Çok garip ya. Off stream kayıt almak ne saçma işmiş ya. <laughs> Allah kardeşim. Ama bunu şimdi Twitch'te oynuyor olsam bıdı bıdı. Abi kafi be? Abi sıktı be. Abi RP e mi geçsek? <laughs> abi pek sarmadı gibi ha. <laughs> böyle emir vakit yapıyorlar ya. Pek sarmadı gibi abi. Canını yerim. Şimdi kardeşlerim ben bu yaptığım mızrakları bir dolamak istiyorum. Şimdi enter tak 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 Üçe koy. Tak 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 dörde koy. Anan. Ne yaptım ya? Tamam. 2'den 5'e kadar mızraz. Yaklaşarım mahvederim. Kesin kurt saldıracak öyle hatırlıyorum. Hazır gitmişken diğer köydeki görevi de alsak. Mı? Aa. Bu yakınlaştırıyormuş. İçin sağlıkta falan bilgisi vardır gerçi ama. Şimdi bu Sambor denilen arkadaş Okyay satıyordu. Ama tabii ki de almayacağız çünkü çok pahalı. Kendimiz yaparız. Biraz teknolojiyi geliştirdikten sonra amacımız da olur. Gidelim bakalım. Vurulma kardeşim. Selamünaleyküm, Aleyküm. Karşı köyün yakışıklısıyım. Tanışalım mı? Ahar mısın? Küçükmüş lan. Özür dilerim bu. Mesela burada da işe gelebilecek tipler var. Şu üstünde adam işareti olanlar bak. Bu vasıfsız da Scar şu iyi. Ne haber canım? Selam yabancı. E, ee, buralara yeni geldim sayılır ve henüz kimseyi tanımıyorum. Senin için ne yapabilirim? Ee, şöyle bir yem atalım. Tamam. Bakar mısın iki dakikan var mı? İşler nasıl? Her şey yolundadır. Günlük şeyimizi sorduk. Manit olduk. Sempatimiz 12 arttı. Size bir şeyler söylemek istiyorum güzel hanım. Ben oldukça güçlüyümdür. Kadınlar bu. biraz şöyle megalomanlık yapalım. Hop. Reis seviyor. Henrika megaloman erkeklerden hoşlanıyor arkadaşlar. Bu dedikodu da sever. Bir de havayı söyleyelim. Ay gittik Kız gitti. Neyse olsun. 57 de iyi. Bu hanımefendiyi de alırız. Ee, reis sen görev mi veriyorsun Neymir? Ne veriyorsun sen? Ne diyor? Selam bir atar mısın bana yaşlıyım da alet yapamıyorum eskisi gibi. Bana bir balta getirebilir misin? Tabii ki kardeşim getiririm hatta ben sana kendi baltamı vereyim kendime yeni yapayım. <laughs> Anedan şöhretimiz arttı. Hadi görüşürüz. Başka görev var mı? Yok. Yardırıyorum artık. Yoldan mı gitsek acaba? Ram barabaram bam bam bam. Geçenlerde full Harry Potter serisini izledik de. Ve izlerken Harry Potter'a bir daha sinir oldum ya. tam bir mal ya. Yani Harry Potter aa gene gitti bu. Gitmemesi gerekiyordu. Bir daha bas. <laughs> yani Harry Potter fanları kızmasın ama tam vasıfsız ya. Deli oldum abi izlerken. Hiçbir şey söylemiyor. Onu onu. On mıncık mıncık sürekli böyle haberi bir başkaları kurtarıyor böyle bir şeyler yapıyor ya. Şuradan kaptıralım. Bu filmi çok seviyorum. Arbi'den böyle ilk filmin tadı da başka. Sonra o gelişen yani yetişkin filmine dönüş aşamaları da çok ayrı sarıyor. Bütün seriyi bir daha izledim vallahi. Çok iyi lan buna buradan? Ya biz görevimizi yapalım. Dur şimdi ben ona bir takılacağım. Bırakamayacağım sonra. ra 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 dümdüz gittik mi? Zaten işareti var ya. Normalde alta basılı tuttuğumuzda toplanabilir her şeyi toplayacaktık. Bunu şimdi göremiyoruz. Uğraşmak da istemiyorum. Bunu yaptığımız zaman da gerçekten çok güzel para kazanıyoruz. Biraz da bir takım bitkiler var. Tanesi 3 dolar mı? Aman 3 dinara mı? 2 dinara, dinara mı? Ne gidiyor? Bunları topladığında böyle 300-500 tane bir satıyorsun. Bir kağı para. Allah bereket versin. Ondan sonra malzeme al, bilmem ne al, kasabaya çalışırız o şekilde. Ben bir kurt göremiyorum henüz. Sanırım sıyırdık gibi. Aha, gördüm. Hiç bulaşma. Aha, bir tane daha gördüm. Ya i̇şte bunlar birbirine haber veriyor ya. Elf gözlerin neler görüyor Elren? hatırlıyorum gecenin bir vakti kurt saldırmıştı. Altıma sıçmıştım yani. Geldim 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 kardeş. Hop selamun aleyküm. Kimsin ve ne istiyorsun? Artistik yapma ağzını ortasını ben Rajimir. Lord'un yeniyim duyduğuma göre kurtlar konusunda biraz bazı endişeler varmış. Lord'un mükemmel birisiydi kendisi. Bunu kaybetmemiz çok kötü oldu gerçekten. Bunun yarısı kadar adam olsaydın vaktim ayırmama değerdin. Oğlum gelen geçini tekliyor bizi ya. İki tane çok hızlı büyüyen sürü var. Birisi Ornika ve Gostevi Ovalar arasında geçen tarafından kapanan yansıya. Yine göre yakınlarına yakınlarına Tamam. Sürüyü mü öldüreceksin? Büyük bir av ekibi kurman lazım. Yalnız onun için. Ya ona gerek yok. Ben kurarım. Ayrıca ekibi kursan bile bir sürü kişi kaybedecek. Tabii köylerin her halükarda haberdar edilmesi ve hazırlanması gerek. Susluk vahşi doğada Matara var diyor yani. Su değişik Çeşitli suyu kova ya da kırba içinde depolayıp taşıyabilirsin. Tamam <laughs> ne oldu şimdi? Bakalım J'ye bassam direkt geliyor mu? Geliyor. Bunu geç. Geliyor geri, gör, geri, gör gideceğiz diyeceğiz kardeşim biz bunda konuştuk. Bak buradan bir şeyler çalabilirim ha. görür mürür boş ver şimdi hem hevesim kaçıyor öyle şeylerde ya. Ama burada çalmadan alabileceğimiz şeyler vardı galiba. Kütük mü vardı? Var şey çal diyor bak. Altamda yok ha. Teknolojide bir artışımız var. Kaynak deposu. Hayır. Atölye. Tamam işte Teknoloji için para lazım zaten. O yüzden para önemli diyoruz. Şimdi ben burada dönerken kesin kurtlara yem olacağım. Ses kal ses geliyor. Gelmiyormuş. Gelirse de dalarız ya. Onu ne? Abi bu niye zombi sesi çıkartıyor ya? yardır lan. Evşe. Temiz, temiz gözüküyor. Her şey temiz gözüküyor. O seri toplanıyormuş lan bunlar. Ee, bu arada bu gece vakti mevsim atlıyoruz size epik vuruş yapayım mı? Yapamadım. Arkadaşlar size geliyorum bilmiyorum bana garip garip sesler geliyor. O yüzden bir gerildim ben gidiyorum buradan. İki gündüz vakti. Bir gece vakti. Yayın kaç? El, oğlum 50 dakika ne zaman oldu ya? Ben böyle bir saat bir saat koyarım ha. Küçük küçük ilerlerim. Her gün oynarım ben bu oyunu. Gerçi bunun interneti 5 megabit upload. Bir ha. hayvan sanıyorum şunları ya. Ağırlığımız çok. Bir şeyler atacağım. Hatta atmayacağım, yiyeceğim. Boş. Ellerim bomboş. Ha Harry Potter diyordum. Harry Potter arkadaşlar öyle beni bir deli etti gene. Şöyle bir daha izlerseniz bir o gözle izleyin. Böyle hani. Ulan söylesene işte falan dediğin yerler var. Ulan onun bir boku yarasana işte. Ron falan adamdı, adamdır ya. Kral çarlar yani hepsi. Whatsapp serüveni başladı. Kimmiş bakalım bunlar. Bu ne ya? TikTok'ta bir link gelmiş. Anne ilgili değil. Şimdik. Bir dakika terste mi kaldım ben? Abi ben tersten gelmişim. Olur. İnşallah. Hatta biraz da o sırada şey toplayalım. Kamış. ya kamışı ayrı toplarız geç. Bir gece vakti İkinci toplantı daha geldi. Böyle arkadaşlar işte bu arada. Toplantı. Selamun Aleyküm toplantı. Sonra toplantıda konuştuklarının sonuca bağlanması için bir toplantı daha. Ondan sonra bir daha toplantı. Oradan bir başka firma bir daha bir toplantı. Sonra tak 8 oyuncuları toplantı istiyor. Tak ekip istiyor. Tak network istiyor. Tak PR ekibi istiyor. Hop orada bir iki üç tane özel hayatla ilgili sıkıntılar. Abi biz fikrine ihtiyacım var. Hop başka küçük şey küçük demişim ya. Küçük kardeşlerimi izleyecektim. Hop oradan bir bu. Hop buradan bir bu. Beyinler dans ediyor sonra. Ne çok ağladım ya. Üf. Otur musun oyun oynuyon amına koyayım burada ağlanıyor. Bir gece vakti. <laughs> Nerede o? Gördüm. Unigodis gittim senin avcıya. Kendisi ormanda izvaya çekilmiş bir e, münzevi ancak etrafta dönen olaylardan haberi var. Yakın zaman içinde hem Gostevi hem de Denika'nın kurt saldırısına karşı yana inanıyor. Korktuğum şey başıma gelecek desene. Neyse ödülünü sen burada son toplanış toplanmış bir yapmış olmuş. Sürede sürede Eyvallah. Bu son savunma hattıyla ilgileneceğim ancak Denika'nın durumu hazır olduğundan emin değilim emin olmam gerek oraya gidip e, Dagobert'i kazık çit inşa etmesi için ikna et. <laughs> i̇şte ayakçı yaptım saplayacağım valla kafana sokacağım. Ne <laughs> bu? <laughs> Günlükten yazı bekle var. Degobert'le bir daha konuşacağız. Degobert nerede? Degobert kimdi ya? Denikaya gideceğim. Anasının nikahına gideceğiz. At verin at. Ne olur bir at versin ya. Allah rızası için at verin. Hayatta gitmem şu an. El dur kandırır. Aşkım. Ee, bugün ayrı bir güzelsin aşkım benim. İşler nasıl? Ya abi işler nasıl diyerek nasıl benimle ters düşebilirsin ya? Keşke ben de dikim evi gibi idare bir yer çalışabilseydim. E tamam dertleştik işte. Niye eksi beş? Sebep. Allah Allah. Evet. Dönüyorum. Mevsim atlatalım bari. Orada da bakarız ne yapacağım. Denikaya ben koşmam arkadaş. Saat kaç? Nereden anlıyorum onu? 17 var. 4'müş lan. Gider miyiz? Gideriz lan. Gitmeyelim. Mevsim atlasın. Buradaki görevleri yapalım. Sonra oraya çökeriz. Zaten skill arttırabilmek için loot yapmamız gerekiyor. Bak şunlar. Göstereceğim size. Ne oluyor oğlum? Üzerimde benim çiyam mı yürüyor ya? Bak size o toplanılacak bitkileri de göstereyim de. En kötü kayıt dışında ben toplarım biriktiririm. Yorumlara yazarsınız ya abi siktir et kafana göre takıl işte F topla yayında. Aman kayıtta da 25 dakika toplasan izleriz yeter ki muhabbet et derseniz onu da yaparım. Nerede o bitki türü? Şunlar mıydı? Yok çubuk bu. Hah bak bunlar sarı kentaron. Bu kantaronlar güzel para bırakıyor. Bir de bir yandan da galiba bunlar heal'lıyordu adamı. Kim? Sarı. %20 zehirlenebilme bir yaban otu türü zehrin etkisi yok et, et, zehrin etkisini yok etmek için kullanılır yaban ellerde bulunabilir. Eksi, eksi -%20'lik değerde seni iyileştiriyor. Yani zehirlenirsek bu sarı pipili bitkilerden kullanacağız. Bir de böyle şeyler vardı. Hmm, bakayım görürsem. Yok galiba. Hop bir tavşanımız daha var. Gel bakayım. Bir daha kuralım bunu. Şimdi inşaatlarda neyimiz var? Bina. Seviye bir yapamıyoruz, ayıklama yapamıyoruz, ev yapabiliyoruz ama gerek yok. Çin böyle alan. Heh. bak. Bu tarım alanı. Tamam mı kardeşim? Tarım çok önemli. Evin arkasında küçük bir tarım alanı yapalım. değil, hiç değil. Bina bina. Adam mahsul mahsulden. Meyve bahçesi neymiş ya? Meyve bahçesi yapalım. Şu kadarlık meyve bahçemiz yok. Ya düzen bence düzen kurarız. Kafamıza göre yapmayalım ya. Ama bir tık ölen hani size de göstermek istiyorum. Bir de ben de yapmak istiyorum. Şu arkaya bir boka yarasın diye değil de sadece görün diye bir de böyle ufak ufak makara geçeriz burada. Bir tarım alanı yapacağım. Bak şu kadarlık bir yer şu kadarlık bir yer yapacağım bak. Heh. Çapa lazım bunun için. Çapa yapmak için de ahşap çapa ver baba. Bak çapayı yapıyorsun. Alanı çizdik. Şimdi burayı işleyeceğiz. Ver baba bana şeyi, inventory'den çapayı. Kaybıra. Bir. Bak böyle. Buralara bir tane vurduk mu zaten. Zemini temizlemiş oluyoruz. Bu kadardı. Ne ekeceksek buraya. Çanta suni gübre. Buraya gübre attım mı oluyor. Ama hani mevsim öncesi atılır mı bilmiyorum. Bunu sonra işte tohumluyorsun. Suluyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Sonra hasatı topluyorsun. Gidiyorsun satıyorsun. Tertemiz icraat. Bunu çok büyük yapmak lazım. Böyle bir tane dev gibi yaparız bir yere. Avuçsa avuç savuç bilmem neyse patatesse patates. Abanırız ekeriz. Orada gece oldu neredeyse. Ee, i̇lk günü bitirip bölüm 1'i de bitireceğim. Tertemiz içerik bak. Chili severlere duyurulur. Yat lan. Uyu uyu. 58 dakika diyor oyun içi. Başka nelerimiz var onlara bakalım. Bak kütük atölye yapabiliyoruz. Hatta yapalım. O boşluğu atölyeyle halledelim. Çaldığımız şey nerede? Taş balta çalıntı diyor bak. Üçe koyalım şunu. Al baba buraya. Skill atlarız. Bir, iki, üç, dört tane kütük. Sonra bir etraf temizleriz. Depo yapamıyoruz. Zanaatte sekiz tane kütüğe ihtiyacımız varmış. Veh. Ve ağırlığım neyse adım adım gideriz. Daha galiba alamayacağız ya. Şuna bir de havada vursam. Kütüğe dönmüyor. Allah kahretmesin. Düş lan. Vur bir daha. Hmm, canımsın. Aa yürüyemiyorum. Yürüyemiyorum. Elizanat'i geç. Oğlum. Ulan bir tane mi kaldı gerçekten ya? Hay Allah. Şu mızrakları atsam. Nasıl atılıyor lan bunlar? Ekipman seçim kategori sekme çıkış. Azalt. X atıyor. Tamam at bunu. Başka ne var böyle? Çok fazla bir şey taşıyoruz biz. Çubuk var. At yarısını. Biraz yürürüz böyle. Rahat yürürüz hem de. Şuyu al. Mis. Şu. Bina. Zanaat. Hop atı. Oha büyükmüş lan. Tamam o zaman bizim mekanın şurasına yapabiliyor muyum? Düzgün olsun, düzgün olsun. Her şey mantıklı olsun. Kapısı nerede bunun? Sanırım. Ya koyayım böyle ne olacak? Kapısı neredeyse nerede ya? Ben mi görmüyorum acaba kapı kısmını? Bence her yere açık bunun. Köy gelişsin ya. Ah, ders koyduk. Neyse bir şey olmaz. Ben dikkat etmedim herhalde. Tamam. Buna devam edeceğiz. Buraya yapacağız. Biraz şu etrafı temizleriz. Uyuyalım bakalım. Şimdi beceri puanımızı göreceğiz. Şöhret puanı pardon 20. Bölüm 3'e geldik. Yeni görevler geldi. Tebden bakalım. Beceriler. Günlük harita yönetim. Yönetimde yazıyordur bu. 60. E tamam şu an köye birini alabiliyoruz galiba. Ama tabii ki de bölüm almayacağım. Yağmur da başladı. Böyle çil bir oyun arkadaşlar. Ee, kendi başıma oynarken size de kayıt alacağım. Belki hoşunuza gider de izlersiniz. Ama bu videoda herhangi bir sıkıntı varsa suçlusu ben değilim. Daha yeni setup kurdum. Bilmiyorum ne olduğunu. Ee, yüksek ihtimal YouTube'dan ben izleyerek neyin eksik neyin fazla, neyin fazla olduğunu görürüm. Bu ses ne ya? Yağmur sesi buglı. Öpüyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çok yorgunum ama video çektim de sanki bok yapmışım gibi hissediyorum ya. Allah Allah. Hadi mucuk. Bir gece vakti. Çüküttün kutlu Kuttu kuttun mantah.